Merhaba arkadaşlar, biz de Çöz kanalına hoş geldiniz. Bugünkü konumuz esnek çarpışma. Bakalım esnek çarpışmada merkezi esnek çarpışma. Bakalım. Bakın birinci kütle, ikinci kütle ve ne yapıyorlar? Çarpışıyorlar. Nasıl çarpışıyorlar? Esnek çarpışıyorlar. Şimdi bakalım, eğer ki kütleler özdeşse ya da kütleler eşitse ne yaparlar arkadaşlar? Hızlarını birbirine aktarırlar. Hızlarını birbirine aktarırlar. Bu önemli. Dikkat edelim. Eğer ki momentumları birbirine eşitse aynı hızla geri dönerler. Eğer ikisi birden birisi yoksa ya da ikisi de yoksa ne yapacağız arkadaşlar? İlk momentum son momentuma nedir? Eşit. Ya da hız korunumu yazacağız. Hız korunumu. Ne diyeceğiz? V1 artı V1 üstü. V2 artı V2 üstü. Enerji korunumu var da buna hiç gerek yok. Bunu pek kullanmıyoruz. Çünkü biraz matematik kalabalığı oluşturuyor. İlk enerji eşittir son enerji. Biraz matematik kalabalığı var. Evet, örnek. X ve Y cisimleri O noktasında çarpışıyorlar. Bakalım, O noktasında çarpışıyorlar ve şekil 2'deki gibi ayrılıyorlar. Bakın M1 hızıyla gelmiş, V1 hızıyla gitmiş. V2 hızıyla gelmiş, V2 hızıyla gitmiş. Çarpışma esnektir demiş. Doğru. Aynı hızda geri döndüğüne göre nedir arkadaşlar? Momentumları birbirine nedir? Eşittir. Kütleleri birbirine eşit olsaydı hızlarını birbirine aktarırdı. O yüzden bu nedir? Yanlış. Bu nedir? Doğru. Momentumları birbirine eşit. Evet. Bir diğer örneğimiz. X, Y cisimleri O noktasında çarpışırlar. Bakın O noktasını işaretliyorum. O noktasında çarpıştıklarına göre demek ki O noktasına aynı anda geliyorlar. Aynı anda geliyorlar. Peki aynı anda geldiklerine eşittir. Yol eşittir hız çarpı zaman. Süre aynı olduğuna göre yol ile hız nedir? Doğru orantılı diyebilirim. 1, 2, 3, 3 ve 1, 2, 2 ve çarpıştılar ve ayrıldılar. Bakın 1, 2, 3, 1, 2. Bakın ne yapmışlar arkadaşlar? Hızlarını birbirine aktarmışlar. O zaman diyebilirim ki ben X ile Y'nin kütlesi birbirine eşittir. O yüzden birinci cevabım nedir? Doğru. İkinci cevabıma bakalım. X'in hızı Y'nin hızından küçüktür demiş. Bu da nedir? Doğru. Kütleleri birbirine eşitse bakın. Buradan momentum ne gelir? 3mv. Buradan momentumum ne gelir? 2mv. X, Y'ye eşittir demiş. Bu nedir arkadaşlar? Yani cevabım 1 ve 2. K ve L O noktasında çarpışıyorlar. L'nin K'ya uyguladığı itmeyi bulunuz. Şimdi bakalım arkadaşlar. Bunun 2mv momentumu. Bunun da 2mv momentumu. Momentumları birbirine eşitse ne diyeceğiz? Aynı hızla geri dönerler. Bakın şimdi çizdim. 2v. Bunu da çiziyorum. 1v. Şimdi K'nın V eşittir M çarpı delta V diyelim. Kütlesi 1. 2V hızıyla geldi. 2V hızıyla ne yaptı? Geri döndü. O zaman momentum değişimi ne olur? 4. 2 eksi eksi 2V. O zaman nedir bu? 4MV momentumuysa itmesi nedir? 4MV. L'nin K'ya uyguladığı itme 4MV. K'nın L'ye uyguladığı itme deseydi o zaman L için yazardım. Evet. X ve Y cisimleri O noktasında esnek çarpışma yapıp ayrılıyorlar. Çarpışmadan sonraki hızlarını bulunuz. Bakın 4 kere 6 24. 4 çarpı 1. 4. Bakın kilolar eşit değil. Momentumlar eşit değil. O zaman ne diyeceğim? Önce ilk momentumun son momentuma eşit. O zaman bakın yazıyorum. 4 çarpı 6 eksi 4 çarpı 1 4 çarpı Vx üstü
artı 1 çarpı V'ye üstü. Devam edelim. 24, 4 de gitti 20. Bakın bu benim birinci denklemi. Sonra neydi arkadaşlar? Hız korunumu. X artı Vx üstü. Y artı Vy üstü. X'in hızı neydi? 6. Y'nin hızı neydi? Eksi 4. 10 eşittir Vy eksi Vx. Bakın bu da benim nedir? İkinci denklemim. Bunları ne yapacağız arkadaşlar? Alt alta yazacağız. Yazalım. 20 eşittir 4 tane Vx artı Vy. 10 eşittir Vy üstü eksi Vx üstü. Bakın burayı ne yapalım? Eksi ile çarpalım. 10 eksi ile çarparsam eksi Vy artı Vx eksi 10. Çıkardım 10. Y'ler gitti. X'leri topluyorum. 5Vx. Vx üstü buradan ne çıktı? 2. Bakın gelin burada yerine yazayım. Vy üstü ne yapar arkadaşlar? 12. Biraz matematik kalabalığı çıkar. 11. sınıf arkadaşlar için söylüyorum. Bu bir yazılı sorusudur arkadaşlar. Lütfen bunu özenle dinleyelim. Gelelim bir ikincisi. Patlamalar momentumun diğer bir korunumu. Ne diyorduk? Momentum korunacağı için her zaman ilk momentum neye eşittir? Son momentum. Bakın patlamadan önce büyük M çarpı hızı, patladıktan sonra ne yapıyor? İki parçaya ayrılıyor. Bakın iki parçanın hızlarını da yazalım. Ne diyeceğim? M1V1 artı M2V2 yapıp matematik işlemimi yapacağım. Evet. Örneğimize bakalım. 5 kilo kütleli cisim iç patlamaya uğruyor. 1 kilo ve 4 kilo olmak üzere 2 parça ayrılıyor. 4 kilo kütleli cismin hızı 5 ise 1 kiloluk kütleli cismin hızı nedir? Soru işareti. Hemen yazalım. İlk momentum son momentuma eşit. İlk momentumun 5 çarpı 0 1 çarpı V artı 4 çarpı 5. Bakın burası 0. O zaman hızım ne oldu buradan? Eksi 20. Eksi bize yönü belirtir arkadaşlar. Eksi çıkması yönü belirtir. Yön. Bu tür sorular derslerde çok çıkar. Evet bakın bir tane daha çözelim. 3 kilo kütleli cisim 3 patlamaya uğruyor. 2 kilo kütleli cismin hızı ve momentumunu bulunuz. İlk momentum neye eşittir arkadaşlar? Son momentuma. 3 çarpı 30'dan bu tarafa doğru nedir? 90. Son momentum da 90 olacak. Çünkü bunlar birbirine nedir? Eşit. Bakalım 1 çarpı 120'den yukarı doğru 120 var. Benim bunu yok etmem için aşağıya doğru da bir 120 var. Olması lazım. 90'ı oluşturmam için de buraya ne lazım bana? 90. Bakın 9, 12 ne üçgeni var? 15 yani 150. Demek ki 2 kilo kütleli cismin momentumu bu tarafa doğru nedir? 150. Bakın momentumu buldum. 150. B eşittir M çarpı V. Burası 150. Kütlesi nedir arkadaşlar? 2. O zaman hızı ne olur buradan? 75 metre bölü saniye bulurum. Evet bir sorumuz daha var. 3 kilo kütleli cisim maksimum yükseklikte iç patlamaya uğruyor. 1 kilo kütleli cismin hızı nedir? Bakın maksimum yükseklikte hız nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Maksimum yükseklikte nedir arkadaşlar? Hızımız sıfır. O zaman ilk momentum son momentuma nedir? Eşit. İlk momentumum sıfır. Son momentuma bakalım. 2 çarpı 20'den artı 2 çarpı 20 1 çarpı V. Hızım buradan nedir arkadaşlar? Eksi 40 çıktı. Dediğimiz gibi eksi neydi? Yön belirtir. Ya da bakın 2 çarpı 20 bu tarafa doğru 40 ise bu tarafa doğru ne olacak? 40 ki birbirlerini götürsünler. 1 kilo olduğu için 1'e böldüm. Hızı nedir? 40 metre bölü saniye. Evet arkadaşlar
Bugünkü konumuz bitti. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.